Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhabalar değerli arkadaşlarım. Sizlerle birlikte şimdi Osmanlı tarihinden karışık soru çözümleri yapacağız. Ortaöğretim KPSS'ye giren arkadaşlar için soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dilerseniz hemen ilk sorumuza başlayalım. Bakalım Osmanlı kuruluş döneminde meydana gelen bu gelişmelerin yaşandığı dönemler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Bakalım. Bize Gelibolu Tersanesi'nin kurulmasını soruyor. Bu kimin zamanındaydı değerli arkadaşlar? Birinci Bayezid zamanındaydı. Bayezid zamanındaydı. Çirmen Savaşı'nın yapılması bu kimin zamanındaydı değerli arkadaşlarım? Bu da birinci Murat zamanındaydı değerli dostlar. Peki İznik'in fethi ne zamandı? Değerli arkadaşlarım bu da Orhan Bey zamanında yaşanmış bir durumdur. Bakıldığı zaman burada cevabımız ne olacak? B seçeneği olmuş olacak. Birinci Beyazıt, birinci Murat, Orhan Bey sırasıyla doğru cevabımız olacak. Bir diğer sorumuza geçelim. 16. yüzyılda teamüller gereği sadrazam olması gerekirken sadrazam yapılmayıp Mısır'a vali olarak atanan, Mısır'a gittiğinde ise bu durumu hazmedemediğinde büyük bir isyan çıkaran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir sorusu sorulmuş. Değerli arkadaşlar burada Kanuni döneminde teamüller gereği sadrazam olması gerekirken sadrazam yapılmayıp Mısır'a vali olarak atanan Mısır'a gittiğinde ise bu durumu hazmedemediğinden büyük bir isyan çıkaran devlet adamı kimdir? Ne olacak değerli arkadaşlarım? Ahmet Paşa olacak. Cevabımız Ahmet Paşa olmuş olacak. Canberdi Gazali kimdi? Bu da değerli arkadaşlarım Memlük Devleti'ni yeniden kurmak için Suriye ve çevresinde isyan çıkarıyordu. Abaza Mehmet Paşa kimdi? Bu da değerli arkadaşlar Vardar Ali Paşa da aynı şekilde. 17. yüzyılda bunlar. Bunların ikisi 17. yüzyılda önemli eyalet isyanlarını çıkarmışlardır. Bu ikisi eyalet, buraya yazalım eyalet isyanlarını çıkarmışlardır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa kimdi? Bu da değerli arkadaşlarım 19. yüzyılda Mısır valisiyle atılacağınız üzere burada sadrazam olmak gibi bir amacı yoktu zaten. Burada cevabımız Ahmet Paşa olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki makamlardan hangilerinin Orhan Bey döneminde oluşturulduğu ileri sürülebilir? Burada Orhan Bey'i soruyor. Bakalım. Değerli arkadaşlar vezirlik makamı kimin zamanındaydı? Orhan Bey. Orhan Bey zamanında değerli arkadaşlarım vezirlik makamı oluşturuluyor. Peki vezir azamlık, defterdallık ve kazaskerlik makamları kimin zamanındaydı? Bunların üçü de kimin zamanındaydı değerli arkadaşlarım? Birinci Murat zamanında değerli arkadaşlarım bunlar oluşturulmuş oluyor. Bize Orhan Bey soruyor. Cevabımız o yüzden A seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki kavramlardan hangisinin Osmanlı toprak sistemi ile ilişkili olduğu söylenemez sorusu sorulmuş. Şimdi dilerseniz hepsini açıklayalım sırasıyla. Mevat neydi? Bu verimsiz çorak. Çorak. Çorak topraklarda değerli arkadaşlarım. Bu vardır. Arpalık neydi? Arpalık ise devlet memurlarına emeklilik döneminde verilen topraklardı. Bunu unutmuyoruz. Metruk neydi? Bu da terk edilmiş. Terk edilmiş topraklardı. Bunu da alıyoruz. Malikane neydi? Malikane ise devlete üstün hizmette bulunanlara verilen topraklardı. Bunu da unutmuyoruz. Üstün hizmetlerde bulunanlara verilen toprakta bunu da alıyoruz. Ancak tahşiş yoktur. Cevabımız ne olacak? Tahşiş neydi? Paranın değerinin düşürülmesi. Paranın değerinin düşürülmesini biz ne diyoruz? Tahşiş diyoruz. Burada sorumuzun cevabı tahşiş olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde mahkemelerinden hangileri ilk kez Tanzimat döneminde kurulmuştur? Sorusu sorulmuş. Bakalım değerli arkadaşlar. Konsolosluğu vermiş, Nizamiye'yi vermiş, cemaat mahkemelerini vermiş. Değerli arkadaşlar burada Tanzimat dönemi 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanından
yazalım 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanından 1876 birinci meşrutiyetin ilanına kadar süren dönemi biz ne diyoruz? Tanzimat dönemi diyoruz. Bu dönemde hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin davalarına bakan hangi mahkemeler vardı? Nizamiye mahkemeleri vardı sadece. Burada konsolosluk ve cemaat mahkemeleri yoktur. Bunlar Tanzimat döneminden önce de varlığını sürdüren mahkemelerdi. O yüzden bize Tanzimat soruyor. İlk kez Nizamiye mahkemeleri olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti'ndeki tımarlı sipahiler ile ilgili doğru bir yargıda bulunulmamıştır? Sorusu sorulmuş. Bakalım. Genellikle Türklerden oluşturulan bir birliklerdir. Evet arkadaşlar, tımarlı sipahiler Türklerden oluşturuluyor. Dillik sahiplerinin beslemekle yükümlü olduğu askerlerdir. Evet, dillik sahipleri burada tımarlı sipahileri beslemiş oluyor. Osmanlı ordusu içinde en kalabalık askeri birimdir. Sakın Yeniçeri demiyoruz. En kalabalık birim neymiş? Tımarlı sipahilermiş. Bu bilgimiz de doğru olacak. Savaş olmayan dönemlerde bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Değerli arkadaşlarım, bu şıkkımız da doğrudur. Padişah değişikliklerinde Cülusbaşı almaktadırlar. Bu bilgimiz yanlıştır değerli arkadaşlar. Cülusbaşı alanlar kimdir? Kapıkulu ordusudur. Yani Kapıkulu ordusu içindeki askeri birimlerdir. Ne gibi yani? Burada Yeniçeriler atılacağınız üzere Yeniçeriler değerli arkadaşlarım Cülusbaşı almaktaydılar. O yüzden Tımarlı Sipahiler burada Cülusbaşı almıyorlar. Cevabımız eşik olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Anadolu'da sosyal, ekonomik veya siyasi nedenlerle ortaya çıkan aşağıdaki isyanların hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? Sorusu sorulmuş. Bakalım değerli arkadaşlar. Neleri vermişler? Can Bolatoğlu, Kör Mahmut, Bozoklu Celal, Karayazıcı, Katırcıoğlu isyanlarını vermişler. Burada değerli arkadaşlarım A seçeneği, B seçeneği, D seçeneği, E seçeneğinde yer alan şıklar değerli arkadaşlarım duraklama döneminde ortaya çıkmış isyanlardır. Bu dördü. Ancak Bozoklu Celal isyanı ise 16. yüzyılda kimin zamanında ortaya çıkıyordu? Yavuz Sultan Selim zamanında ortaya çıkan bir isyandı. O yüzden cevabımız burada ne olmuş olacak? Bozoklu Celal olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki ıslahatların aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde yapıldığı söylenebilir? Sorusu sorulmuş. Bakalım Tulumbacılar Ocağı'nın kurulması, kütüphanelerin oluşturulması, ilk Türk matbaasının kurulması. Şimdi değerli arkadaşlar verilen ıslahatlar hangi dönemdeydi? Bunların üçü de Lale Devri. Lale Devri ıslahatlarıdır. Bu Lale Devri'ndeki padişahımız kimdi? 3. Ahmet'ti. Değerli dostlar, 3. Ahmet'in sadrazamı da kimdi? Buraya yazalım. Damat Ferit Paşa. Damat Ferit Paşa nereden çıktı ya? Damat İbrahim Paşa değerli arkadaşlar. Özür diliyorum. Damat İbrahim Paşa değerli arkadaşlarım. Burada Ferit almayalım. Damat İbrahim Paşa 3. Ahmet döneminin sadrazamı. Bu dönemde kültürel alanda ıslahatlara biliyorsunuz ki ağırlıklar verilmiştir. 3. Ahmet'i unutmuyoruz değerli dostlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıdaki yerleşim yerlerinden hangilerinin hem Ayasofonos hem de Berlin anlaşmasına göre Osmanlı sınırları dışında kalmasına karar verilmiştir? Sorusu sorulmuş. Değerli arkadaşlarım bu iki anlaşma hangi savaşın sonucunda imzalanıyordu? 93 Harbi'nin sonucunda imzalanan anlaşmalardı. Bu Ayasofonos anlaşmasında Kars, Ardahan, Batum, Doğu Beyazıt kime veriliyordu? Rusya'ya veriliyordu. Berlin anlaşmasında ise Doğu Beyazıt değerli arkadaşlarım, Doğu Beyazıt kime verilecek? Osmanlı'ya tekrar verilmiş olacak değerli dostlar. Burada ortak özellikleri soruyor. Her iki anlaşmada da Rusya'ya verilen topraklar Kars, Ardahan ve Batum'dur. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde Balkan Savaşları neticesinde geçerliliğini büyük oranda yitiren fikir akımını soruyor bize. Balkan Savaşları neticesinde. Burada değerli arkadaşlar, Balkan Savaşları sonucunda bu bölgede Osmanlı kontrolünde yer alan son Balkan Devleti kimdi? Son Balkan Devleti Arnavutluk.
Wood'luk. Bu da hatırlayacağınız üzere 2020 ön lisans sınavında çıkan soruydu. Son Balkan ülkesi Osmanlı Devleti'nde. Bunlar bağımsız olacak Arnavutluk. Böylece Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti ne yapacak? Sona ermiş olacak. Dolayısıyla Balkan uluslar üzerindeki milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlıcılık düşüncesi geçerliliğini kaybetmiş olacak. Değerli arkadaşlarım, dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olmuş olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada Osmanlı Genelkurmayı'nın başında bulunan İttihat ve Terakki lideri aşağıdakilerden hangisidir sorusu sorulmuş. Burada değerli arkadaşlarım, Birinci Dünya Savaşı başladığı sırada ki Birinci Dünya Savaşı 1914-18 yıllar arasında meydana gelmiş bir savaştır. Burada Osmanlı Genelkurmayı'nın başında kim bulunuyordu? Enver Paşa. Enver Paşa hem de İttihat ve Terakki'nin lideridir. Cevabımız C seçeneği olacak. Diğer şıkları da açıklayalım. Talat Paşa kimdi? Bu Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı hükümetinin başında, bakın Osmanlı hükümetinin başında bulunuyordu Talat Paşa. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi konusunda belirleyici isimlerden biridir Enver Paşa ile ikisi. Bunu unutmayalım. Cemal Paşa kimdi? Bu da yine İttihat Terakki'nin önde gelen isimlerinden biridir. Ayrıca Kanal cephesinin de ne yapmıştır? Burada komutanlığını yapmış ve yönetmiştir Kanal cephesini Cemal Paşa. Damat Ferit Paşa'yı biliyorsunuz zaten Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonraki süreçte birkaç defa hükümet kuruyor. Damat Ferit Paşa milli mücadele karşıtı bir isimdir. Onunla ilgili biz bunu biliyoruz. Bu durumu Damat Ferit Paşa milli mücadele karşıtlığıyla bilinmektedir. Ali Rıza Paşa kimdi? Bu da değerli arkadaşlar Sivas Kongresi'nden sonra Osmanlı hükümetini kuruyor ve Amasya görüşmelerinin yapılmasına ortam hazırlıyor. Amasya görüşmelerini unutmuyoruz. Ali Rıza Paşa var bu noktada. Değerli arkadaşlarım, bir diğer sorumuza bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı imparatorluklar parçalanmış ve çok sayıda yeni devlet kurulmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurulan bu devletlere örnek olarak verilemez? Sorusu sorulmuş. Şimdi değerli arkadaşlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı, Almanya ve Avusturya, Macaristan'la birlikte Rusya Çarlığı ne yapıyor? Parçalanmış oluyor. Yeni kurulan devletler arasında kimler vardır? Polonya vardı, Letonya vardı. Burada alalım Letonya'yı. Değerli arkadaşlarım, Yugoslavya vardı, Çekoslovakya vardı, Türkiye vardı. Ancak Sırbistan yoktu. Sırbistan zaten ne zaman bağımsızlığını kazanacak? 1878 tarihinde. 3'te 8 yapalım. 1878 tarihinde hangi anlaşmayla? Berlin anlaşmasıyla birlikte bağımsız olacaktı Sırbistan. O yüzden cevabımız E seçeneği olmuş olacak. Değerli arkadaşlarım, bu soruyla birlikte Osmanlı tarihi nokta atışı sorularımızın sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.